Fara, eski Mısır dilinde büyük ev veya saray anlamına gelen bir sözcüktü ve Mısır kralının unvanı olarak kullanılırdı. Fara dönemi yaklaşık olarak M.Ö. 3100 yılında başlayıp M.Ö. 332 yılında Perslerin, ardından da Yunanların ve Romalıların istilasıyla sona eren muhteşem bir zamanı ifade eder. En belirgin özelliği, hem tapınakların hem de yerleşim alanlarının Mısır'ın Nil Nehri boyunca kurulmuş olmasıdır. Nil, Mısır'ın hayat kaynağıydı. Her yıl taşarak verimli topraklar bırakırdı. Aynı zamanda ulaşım ve ticaret için de önemli bir işlevi yerine getirirdi. Nil'in bu özelliği, Mısır uygarlığının uzun süre devam etmesini sağlamıştır. Faraon, yani Firavun, hem siyasi hem de dini bir liderdi. Halk onun tanrısal güçlere sahip olduğuna inanırdı. Emirleri mutlak kabul edilir ve ona karşı gelmek ölümü gerektiren büyük bir suç sayılırdı. Yanında devlet işlerini yürüten vezirler, memurlar, rahipler ve askerler yer alırdı. Belki de en çok bilinen özelliği muhteşem mimari eserleridir. Bu dönemde çok sayıda piramitler, tapınaklar, anıtlar ve mezarlar inşa edilmiştir. Yapılar, Mısır'ın sanat, matematik, astronomi ve mühendislik alanlarındaki ilerlemesini gösterir ve değerli dünya mirasları arasında yer alır. Mimari oluşumlar, faraonların ölümsüzlük arayışının bir ifadesi olması nedeniyle üst düzey yapı tekniklerinin gelişmesine öncü olmuşlardır. Evet, içeriğimizde ünlü firavunlar, rahipler, tapınaklar, tanrılar ve halkın günlük yaşamları, sosyal yapıları gibi konular yer alacak. Ben Anubis, umarım herkes için yararlı bir içerik olur. Faraonlar, Mısır'ın kralı, tanrısı ve başkomutanı olarak kabul edilen kişilerdi. Yaklaşık 3000 yıl boyunca Mısır'ı yönettiler. Geride pek çok büyük eser, anıt ve piramit bıraktılar. Faraonların sayısı tam olarak bilinmese de en az 170 kadar olduğu tahmin edilmektedir. İçlerinden en ünlü olanlarından bazılarını hatırlatmaya çalışalım. 1. Tutankamon, belki de en çok bilinen faraondur. 9 yaşında tahta çıkan Tutankamon'un 19 yaşında öldüğü düşünülür. Mezarı 1922 yılında Howard Carter tarafından bulundu. Diğer faraonların mezarlarına göre daha küçük olmasına rağmen içinde binlerce değerli eşya ve altın yer alır. Tutankamon'un altın maskesi dönemin en tipik simgelerinden biridir. 2. İkinci Ramses, Mısır'ın en uzun süre hüküm süren ve en güçlü faraonlarından biridir. 66 yıl boyunca tahtta kalmış ve 100'den fazla çocuk sahibi olmuştur. Mısır'ı pek çok savaşta başarıyla yöneten Ramses, imparatorluğunun genişlemesinde önemli bir güç olarak kabul edilir. Kendisi ve sevgili eşi Nefertari için Abu Simbel'de aynı isimle yaptırdığı tapınak, Mısır'ın önemli eserleri arasında sayılır. 3. Akhenaten, Mısır'ın en ilginç faraonlarından biridir. Geleneksel çok tanrılı dinleri terk edip, tek tanrılı bir din olan Atın kültünü kurmuştur. Bu yüzden pek çok kişi tarafından sevilmediği düşünülür. Eşi Nefertiti ile birlikte Amarna adında yeni bir başkent kurarak kraliyeti buraya taşıdı. 4. Hatshepsut, Mısır'ın kadın faraonlarından biridir. Kocası öldükten sonra oğlu Tutmos 3 henüz küçük olduğu için tahta geçmiştir. Oğlunun yerine 22 yıl boyunca iktidarda kaldı. Barışçıl bir dönem sürdürerek ticareti geliştirdi. Kendisi için Deir el-Bahri'de yaptırdığı muhteşem tapınak mimarisiyle göz doldurmaktadır. 5. Kleopatra, Mısır'ın son faraonudur. Kendisi Helen kökenlidir. Hem güzelliği hem de zekasıyla ünlüdür. Roma İmparatorluğu ile yakın ilişkiler kurmuş, Julius Caesar ve Mark Antony ile yaşadıkları günümüze dek süren anlatılara kaynak olmuştur. Mısır'ın Roma tarafından işgal edilmesini önleyemediği için kendisini kobraya zehirlettirerek Mark Antony ile birlikte intihar etmiş, ölümünün ardından faraonluk dönemi de sona ermiştir. Rahipler, toplumun en önemli ve saygın kesimlerinden biriydi. Tanrılara ibadet etmek, tapınakları yönetmek, dini törenleri düzenlemek, tanrılara kurban sunmak, tanrıların isteklerini yorumlamak gibi çeşitli görevler üstlenirlerdi. Aynı zamanda bilim, sanat, tıp, matematik, astronomi gibi alanlarda da uzmanlaşmışlardı. Farklı tanrılara hizmet eden çeşitli sınıflara ayrılırlardı.
en yüksek rütbeli rahip sınıfı Amon Başrahibi'ydi. Amon Başrahibi, Tanrı Amon'un en büyük tapınağı olan Karnak Tapınağı'nın yöneticisiydi. Firavun tarafından atanır ve devlet işlerinde de söz sahibi olurdu. Yeni krallık adı verilen ve M.Ö. 1539 ila 1077 yılları arası yaşanan dönemde çok güçlü bir konuma gelmiş, hatta kimi durumlarda Firavun'la rekabet etmiş ve otoritelerini sorgulamışlardır. Önemli rahip sınıfları arasında Fıtah rahibi, Ra rahibi, Osiris rahibi, Isis rahibi gibi tanrılara ait özellikler almış rahipler vardı. Aralarında kadın rahipler de bulunurdu. Kadın rahipler genellikle Hathor, Isis, Mut gibi tanrıçalara hizmet ederlerdi. Erkek rahipler gibi dini görevleri yerine getirir ve bu konuda kapsamlı bilgilere sahip olurlardı. Rahipler ve mimarlar toplumun önemli kesimlerini oluşturur ve Farao'nun gücüne ek özelliklerini katarak hizmet ederlerdi. Mısır dininin temsilcileri olarak tanrılara tapınma ritüellerini yürütmüş, tapınakları yönetmiş ve dini bilgileri korumuşlardır. Astronomi, matematik, tıp ve büyü gibi bilim dallarında da uzmanlaşmışlardı. Mimarlar genellikle rahipler arasından çıkardı. Piramitler, tapınaklar, saraylar, mezarlar ve anıtlar gibi devasa eserlerin arkasındaki zeka ve ustalığın temsilcileridir. Geometri, mühendislik, malzeme bilimi ve estetik gibi konularda bilgi sahibi olmak zorundaydılar. Bunun için çok özel bilgiler ile donatılmış eğitimler alırlardı. En önemli yardımcıları ise masonlar adı verilen ölçüm, biçimlendirme veya merkez ağırlık hesaplarını yapan duvarcı ya da taş teknisyenleriydi. Mimarlar Farao'nun emriyle çalışır ama aynı zamanda kendi yaratıcılıklarını da ortaya koyarlardı. Fara döneminde mimarlar arasında ünlü olan bazı isimler şunlardır. İmhotep, M.Ö. 27. yüzyılda yaşamış olan İmhotep, mimar ve rahiptir. İlk piramit olan Zoser piramidinin tasarımcısı ve inşaatçısıdır. Ayrıca tıp alanında da önemli çalışmalar yaptığı bilinmektedir. Ölümünden kısa bir süre sonra ise tanrı olarak tapınımları görülür. Hemon, M.Ö. 26. yüzyılda yaşamış olan Hemon, Keops piramidinin baş mimarıdır. Piramidin yapımında kullanılan teknikleri geliştirmiş ve uygulamıştır. Senenmut, M.Ö. 15. yüzyılda yaşamış olan Senenmut, ünlü rahip mimarlardan bir diğeridir. Kadın Faraon Hatshepsut'un baş danışmanı ve sevgilisi olduğu düşünülmektedir. Hatshepsut'un Deir el-Bahri'deki muhteşem tapınağının mimarıdır. Amenhotep, M.Ö. 14. yüzyılda yaşamış olan Amenhotep de hem rahip hem de Akhenaton'un baş mimarıdır. Yeni başkent Amarna'nın kurulmasında rol oynamıştır. Ayrıca Nefertiti'nin ünlü büstünün de yaratıcısıdır. Antik Mısır'ın inançlarını temel alan mitolojisi, kültür ve tapınımlarının ana dokusunu oluşturur. Mısır toplumunun inançları, ritüellerini biçimlendirirken, tarih boyunca firavunların yönetimine ve toplumsal yapısına yön vermiştir. İnşa ettikleri görkemli tapınaklar, ibadet ettikleri yüzlerce tanrı ve karmaşık yapılı dinleriyle çok ayrı bir yerdeydiler. Oluşturdukları tanrılar, mistik, gizemli ve eğitimli varlıklardı. Diğer panteonların aksine, insanlarla çok da fazla iletişimde bulunmayan ama etkilerini sürekli hissettiren kutsallarıydı. Tanrılar, sınırlı ve sonlu kozmosu oluşturmuş, bilgiyi, etik ilkeleri, büyüyü, şifa ve benzeri güçleri ya elinde bulundurmuş ya da kullanılmak üzere birine bağışlamıştır. Tanrı anlamına gelen Netir terimi, tek tanrılı dinlerin inancından daha geniş bir yelpazedeki oluşumları tanımlardı. Her şeye gücü yeten veya her şeyi bilenler değildi. Yalnızca kendisine ait güçle tanımlanmış özelliklere sahip olur ve kullanırlardı. İnsanların gücünden çok daha büyük bir güce ve neredeyse sonsuz yaşayabilme yeteneğine sahiptiler. Ölümcül yaralanmalardan kurtulabilir, aynı anda birden fazla yerde bulunabilir, insanları görünür ya da görünmez şekillerde etkileyebilirlerdi. Çoğu tanrı genellikle iyilikseverdi. Ancak bu durumlarına güvenmek mümkün değildi. Onları memnun etmek ve ritüeller düzenlemek bu yüzden oldukça önem taşırdı. Çok bilinen bazı tanrıları şunlardır. Ra, Güneş Tanrısı, Mısır mitolojisinde en önemli ve en yüce tanrıdır. Güneşin simgesi olan Ra, yaratıcı tanrı olarak kabul edilir. Her sabah güneşi doğurur ve her akşam batırırdı. Başında güneşi temsil eden bir disk vardır.
hem insan hem de hayvan şekline bürünebilirdi. En çok bilinen simgesi, başı şahin, vücudu insan olan şeklidir. Anubis, ölüler tanrısı, ölülerin koruyucusu ve yargıcıdır. Başında, çakal kafası olan Anubis, ölülerin mumyalanmasını sağlayarak öbür dünyaya geçişlerine yardım ederdi. Bedenlerin kalplerini teraziye koyar ve onların iyilik ya da kötülük sahipliğini ölçerdi. Kalp, terazide tüy kadar hafifse cennete gider, ağır ise Ammit adlı canavar tarafından yenilir veya eziyetler edilirdi. Isis, büyü tanrıçası, en sevilen ve en güçlü tanrıçalarından biridir. Ra'nın soyundan gelen Isis, Osiris'in kardeşi ve eşidir. Büyü, şifa ve doğurganlık tanrıçası olan Isis'in, eşinin parçalanmış bedenini toplayarak onu yeniden hayata döndürdüğü anlatısı en çok bilinen efsanesidir. Hem insan hem de kuş şekline girebilen yeteneklere sahipti. Osiris, ölüler ülkesinin yargıcı, ilk kral ve yeniden doğuşun tanrısıdır. Kardeşi Set tarafından kıskançlık yüzünden öldürülmüş ve bedeni parçalara ayrılmıştır. Ölüler diyarının hakimi ve yargıçlarından biridir. Başında bir taç ve elinde bir asa vardır. Horus, gökyüzü tanrısı, mitolojide genellikle şahin başlı bir insana benzetilir. Annesi Isis ve babası Osiris olan Horus, Mısır'ın en önemli tanrılarından biri olarak kabul edilir. Sol gözü ayı, sağ gözü ise güneşi temsil eder, Mısır'ın dengesini ve gücünü simgelerdi. İnanışa göre, Horus'un gözleri, dünya üzerindeki iyilik ve kötülük arasındaki dengeyi korumak için vazgeçilmez önemdedir. Eğer biri gözlerine zarar verirse, dünyada kargaşa ve kaosun ortaya çıkacağına inanılır. Amon, yaratıcı tanrı. Tebes şehrinin simgesi, yeni krallık döneminde ise Mısır'ın ilk tanrılarından biridir. Başında tüylü bir taç bulunur. Eşinin adı, dişi Amon anlamına gelen Amiunet'tir. Bastet, tanrıça bir kedi ya da dişi aslan şeklinde simgelenir. Aynı zamanda güneş, bereket ve mutluluk ile bağlantılıdır. Mihos adlı bir oğlu vardır. Hathor, gökyüzü, güneş, cinsellik, annelik, müzik, dans, zenginlik ve öbür dünya ile bağlantılı en önemli tanrıçalardan biridir. Ra'nın gözünün birçok formundan biri olarak da kabul edilir. Başında inek boynuzu ve güneş diski vardır. Thoth, bilgilerin efendisi ve Hermopolis'in koruyucu tanrısı. Bilim, sihir ve zaman ile ilgilidir. Genellikle bir ibis başıyla, bazen de hilal tutan bir babun olarak tasvir edilir. Fara döneminde hayranlık uyandıran birçok önemli tapınak ve piramit inşa edildi. Bu yapılar sadece Mısır'ın tarihsel mirasını değil, dönemin inançlarını ve kültürlerini de yansıtmaktadır. Tapınaklar, tanrıların evleriydi ve insanların tanrılarla iletişim kurabildikleri çok değerli kutsal alanlardı. Genellikle zengin detayların egemen olduğu süslemeler ile mimari açıdan olağanüstü bir başarı örneği sergilerlerdi. En ünlü tapınaklardan biri olan Karnak Tapınağı, Firavunların başkenti Tebes'te bulunuyordu. Antik Mısır'ın en büyük kutsal alanlar kompleksiydi. Yapımı 2000 yıl boyunca devam etti. Tapınaklar, 134 dev sütunun bulunduğu, Büyük Hipostil Salonu, 10 adet devasa, 2. Ramses heykelinin yer aldığı büyük salon ve tapınakların en ruhani bölgesi olan Amon-Ra'nın kutsal gölünü içeriyordu. Piramitler, Antik Mısır'ın en ikonik eserleridir. Bu devasa yapılar, firavunların ölümsüzlük inancını ve gücünü simgelemekteydi. Genellikle, firavunların mezarları olarak kullanılırdı. En ünlü piramitler, Giza'da bulunmaktadır. Bu görkemli oluşumlar, Mısır'ın başkenti Kahire'nin yakınında yer alır. Keops, Kefren ve Mikerinos isimli üç büyük piramitten oluşur. Milattan önce 26. yüzyılda eski krallık zamanında inşa edilmiştir. Piramitler, dönemin firavunları, Kufu, Kafre ve Menkura'ya adanmıştır. Yanında, Sfenz adı verilen, yarı insan, yarı aslan heykeli bulunur. Kefren piramidi tepesinde, orijinal taş bloklardan oluşan zirve taşı bulunmaktadır. Keops piramidi, Antik Mısır'ın en büyük yapılarından biri olup, yaklaşık 2 milyon 300 bin blok taştan oluşmaktadır. Yapımında kullanılan bloklardan her biri, tonlarca ağırlığa sahip olup, bu muhteşem yapının nasıl bir teknikle inşa edildiği hala bir gizemdir. Keops piramidi, dünyanın 7 harikasından günümüze ulaşabilmiş tek sağlam eseridir. Fara döneminin en ünlü tapınaklarından bazıları şunlardır.
Abu Simbel Tapınakları, Mısır'ın güneyinde, Sudan sınırına yakın bir yerde bulunan iki büyük kaya tapınağıdır. İkinci Ramses tarafından, M.Ö. 13. yüzyılda yaptırılmıştır. Tapınaklar, Mısır'ın gücünü ve prestijini göstermesi açısından önemli örnekler arasındadır. Diğer küçük tapınak ise, eşi Nefertari'ye adanmıştır. Girişinde, II. Ramses'in 4 dev heykeli vardır. Luxor Tapınağı, Karnak Tapınağı ile birlikte, Teb şehrinin en önemli dini merkezlerinden biridir. Nil Nehri'nin batı kıyısında yer alır. M.Ö. 14. yüzyılda, 3. Amenhotep tarafından başlatılmış ve sonraki firavunlar tarafından tamamlanmıştır. Tapınak, Tanrı Amon'a adanmıştır. Girişte, II. Ramses'in 2 dev heykeli ve bir obelisk yer alır. File Tapınağı, Asvan şehrinin güneyinde, Nil Nehri üzerindeki Agılkiya adasında bulunan bir tapınaktır. M.Ö. 4. yüzyılda Ptolemeos Hanedanı tarafından yaptırılmıştır. Tapınak, Tanrıça Isis'e adanmıştır. Girişte, iki obelisk ve iki kule bulunur. Edfu Tapınağı, Asvan ile Luxor arasında Nil Nehri'nin batı kıyısında kalan bir tapınaktır. M.Ö. 3. yüzyılda Ptolemeos Hanedanı tarafından yaptırılmıştır. Tapınak, Tanrı Horus'a adanmıştır. Tüm tapınakların iç kısımlarında, muhteşem duvar resimleri ve kabartmalarla süslenmiş, çeşitli salonlar, avlular, sütunlar bulunur. Önemli arkeolojik buluntular arasında ise, şunlara yer verebiliriz. Nefertiti Büstü, Mısır'ın en güzel kadınlarından biri olarak kabul edilen Nefertiti'nin taştan oluşan bir büstüdür. M.Ö. 14. yüzyılda Akhenaton'un saray sanatçısı Tutmos tarafından yapılmıştır. Büst, Nefertiti'nin mavi bir taç giydiği ve zarif bir yüz ifadesiyle betimli şekilde tasvir edilir. 1912 yılında Amarna şehrinde bulunan büst, Berlin'deki Neues Müzesi'nde sergilenmektedir. Tutankamon'un mezarı, Mısır'ın en ünlü firavun mezarıdır. M.Ö. 14. yüzyılda Yeni Krallık döneminde inşa edilmiştir. Luxor'daki Kral Vadisi'nde yer alan mezar, içinde Tutankamon'un altından yapılma maskesi ve çeşitli eşyaları ile dolu halde 1922 yılında Howard Carter tarafından bulundu. Döneme ait en zengin ve en iyi korunmuş mezarlardan biridir. Rosetta Taşı, Mısır'ın kuzeyinde Rosetta şehrinde bulunan bir taştır. M.Ö. 2. yüzyılda Ptolemeos Hanedanı tarafından yazıldığı bilinmektedir. Taş, aynı metnin 3 farklı dilde oluşturulan bir dekretidir. Bu diller Yunanca, Demotik ve Hieroglif yazı türlerinden meydana gelir. 1799 yılında Napolyon'un askerleri tarafından bulunmasının ardından 1822 yılında Jean-François Champollion tarafından deşifre edilerek hierogliflerin çözülmesinde önemli katkı sağlamıştır. Akhenaton heykeli, Mısır'ın en ilginç firavunlarından biri olan Akhenaton'un taştan oyulan bir heykelidir. Yapımı, M.Ö. 14. yüzyılda Amarna dönemine tarihlenir. Akhenaton'un sıra dışı sayılabilecek fiziksel görünümünü gösterir. Heykel, uzun boyun, geniş göğüs, ince bir bel ve kalça gibi kadınsı özelliklere sahip olmasıyla dikkat çekicidir. Firavun, Mısır'ın hem siyasi hem de dini liderleri olarak tanrısal bir statüye sahipti. Yaşamları, kutsallık barındıran alanlar içinde geçerdi. Firavun, ruhani bir varlık olarak görülür, mutlak otoriteye sahip olurdu. Dinsel yapılanma, rahipler, rahibeler ve çeşitli alanlarda yetişmiş, kutsal görevler verilen bir sınıftan müteşekkildi. İnançlar, tapınım, ritüeller ile teknik, bilim, sağlık gibi birçok alanı yöneten bir kitleyi temsil ederlerdi. Halkın önemli bir kesimi basit bir hayat sürerdi. Orta sınıf olarak adlandırılan kesim, devlet memurları, askerler, tüccarlar ve zanaatkarlardan oluşurdu. Kendi evlerinde yaşar, vergi öder ve toplumun işleyişine katkıda bulunurlardı. Köleler, genellikle savaş esiri ya da borçlu olan insanlardı. Soyluların veya devletin hizmetinde çalışıyor, ağır işlerde kullanılıyor ve hiçbir hakka sahip olmayan en alt tabakayı temsil ediyorlardı. Mısır halkının temel gıdası, ekmek, peynir, bal, sebze, meyve ve kurutulmuş balıktan ibaretti. Şarap, özellikle bira, yaygın bir içecek olarak kullanılırdı. Bazı ödemelerin bira ile yapıldığı kayıtlarda yer almıştır. Yemek yaparken çoğunlukla taş, kemik veya ağaçtan yapılmış bardak, tabak,
kase gibi mütevazi araç gereçlerden oluşan mutfak yardımcıları kullanılırdı. Yaşam alanları basit köy oluşumlarından meydana gelirdi. Duvarlar çamurla sıvanır, oda denilen bölümler dallardan yapılır, çatılar ise genellikle sazlık ve samandan meydana gelirdi. Kıyafetler basit kumaşlardan oluşurdu. Erkekler genellikle etek ve pelerin türü üstlükler giyerlerdi. Kadınların giyecekleri uzun etek ve önlüklerden oluşan, göğüs kısmı açık, özen gerektirmeyen kesimlerden oluşurdu. Ayaklarını kumaş, hasır ya da deriden ve ustalık gerektirmeyen sandalet, terlik türü giyecekler ile korurlardı. Vücutlarını ve yüzlerini boyar, süs amaçlı takılar kullanırlardı. Aile, babanın mutlak otoritesi altındaydı. Çok eşlilik yaygındı. Firavunlar ve halk çok sayıda eşe sahip olabiliyordu. Kadınların boşanma ve miras hakkı vardı. Erkeklere nazaran daha az özgürlüklere sahip olsalar da konumları diğer halklara göre daha iyi durumdaydı. Orta ve üst sınıflardan kadınlar ticaret yapar, mal varlığı edinir, eğitim alabilir, rahibe olabilir ve yönetim kademelerinde yer alabilirlerdi. Temel geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktı. Nil Nehri'nin taşmasıyla oluşan verimli topraklar önemli ölçüde tarıma elverişli hale getirilmiş, hububat, sebze ve meyve yetiştiriciliği yapılmıştır. Başlıca yetiştirilen ürünler arpa, buğday, mercimek, soğan, sarımsak, hurma ve incirdi. Antik Mısır, sanat, mimari, din, matematik ve dil alanlarındaki ilerlemeleriyle bilinmektedir. Günümüzde akademik anlamda türüne az rastlanır, bir örnek olarak incelenmektedir. Eski Mısırlılar, evrenin temel düzeni olduğuna inanılan, Ma'at kavramı etrafında şekillenen, karmaşık bir inançla oluşturdukları, çok tanrılı dinleri ve tanrılarına verdikleri benzersiz değerle, hala yapımları bir sır olan muhteşem eserler inşa etmişlerdir. Şahsi görüşüm, sahip oldukları inançların, tüm bu hayranlık uyandıran gelişmenin tek kaynağı olduğu yönündedir. Hiçbir inanç etkisi, bu kadar teknik gelişmeye ve benzersiz bilgilere neden olmamıştır.